Demek annenin adı Belkıs Murphy. Evet, çok mu tuhaf? Sana da bir yatırım şirketi kurmuş. Q yatırım. Yasak mı? Anneler oğullarına şirket kuramaz mı? Yo, kurar. Yasal şirket yasak değil. Ama paravan şirket yasak. Ne paravanı ya? Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Arda, sakin. Benim şirketimin her şeyi yasal. Arda, lütfen. Dur bakalım, bakacağız. Daha üniversiteyi bitirmemişsin. Böyle yatırım falan büyük bir iş değil mi senin gibi biri için? Daha önce bir yatırım şirketinde çalıştın mı sen? Şart mı çalışma? Annen niye bu şirketin ortağı değil? Mecbur mu olmaya? Allah Allah. Gece gece çattık ya, resmen çattık. Bunun adeti mi soruya karşı soruyla cevap vermek? Avukat bey, söyle şuna. Doğru dürüst konuşuyorum. Tepemi attırmasın, başka türlü alırım ifadesini. Sabrında bir sonu var. Arda, düzgün cevap ver şu sorulara. Lütfen. Ortada ciddi bir durum var. Pardon, neydi sorun? Annen diyordum. Niye bu şirketin ortağı değil diye sordum. Çünkü bana güveniyor. Öyle mi dedi? Öyle diyecek tabii. Ben bu şirkette hissedar değilim, ortak da değilim. İşler ters giderse okkanın altına sen gideceksin diyecek değil ya. Tanıyor musun bu adamı? Hayır, tanımıyorum. Hiç görmedim. Tamam, gidebilirsin. Hadi Arda. Ne oldu? Saldılar. İyi misin Arda? İyiyim, iyiyim, yok bir şey. İyi ol. Sen yeter ki yol, gerisi önemli değil. Ya gidelim şuradan hadi. Nedir durum Gökhan? Şimdilik bir şey yok. İfadesini aldılar. Ama bilgisayar, evraklar falan hepsi şubede. Daha inceleme sürecektir. Belkıs'ı sordular. Onu da sordular. Bazı karanlık adamları sordular asıl. Kara para, hayali ihracat falan yapan tipler işte. Arda tanıyor mu? Hayır, tanımıyorum dedi. Sence tanımıyor mu gerçekten? Yok, bence de tanımıyor. Tanımaz tabii. Arda maşa çünkü. Gökhan, bu karanlık işler Arda'nın başına patlamaz değil mi? Bilmiyorum Cem. Yani olabilir. Ama şu an gerçekten bilmiyorum. Hadi gidelim, sıkma canını. Sağ ol. Size meyve getirdim. Serin serin yiyin canım. Hayatımda hiç duymadığım kadar güzel şeyler yazıyordu. Kimden söz ediyorsun canım? İşte küçücüktün. Kucağımda uyuturdum seni. Uyanacaksın diye saatlerce kıpırdamazdım. Orada öyle otururdum. Seni öyle özledim ki. Gördüğüm zaman kalbim duracak diye korkuyorum. Böyle böyle şeyler. Bir kere de bir selfie gönderdi. Bebeklik resmimi poster yapmış, kocaman önünde duruyor. İnandım ya. İnandım. Annem beni hala unutmamış. Annem beni özlüyor. Annem beni çok seviyor. Al seviyor. Tamam yeter artık. Hırpalama kendini daha fazla. Ya beni sevdiğine inandım diyorum abi. Beni sevdiğine, bizi sevdiğine, hatta beni senden daha çok sevdiğine inandım. Meğer keriz bulmuş karşısında. Ne biçim konuşuyorsun sen? Polis anlattı hala. Annemin Nihatlar karıştırdığını anlattı polis. Ya polis, sen kara para mı aklıyorsun diye sordu bana hala. Annen o şirketi paravan olarak mı kurdu diye sordu bana hala, inanabiliyor musun? Bak bana. Tamam. Yeter artık, üzme kendini. Geçti gitti. Ben de sandım ki annem bana inanıyor. Bu şirketi sana değil bana kuruyor çünkü beni daha çok seviyor. Meğer keriz olduğum için seçmiş beni.
Salak olduğum için seçmiş. Şşt, şşt, şşt. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Salak falan ha? Nasıl laflar bunlar ya? Ya niye beni seçti o zaman? Niye seni seçti söyleyeyim mi Arda? Bak bana. Bak bana niye seçtiğini söyleyeyim. Çünkü ben ekonomi okudum. Tamam mı? O paravan şirketi ben yemezdim. O yüzden seni seçti. Beni çok sevdiğinden değil mi yani? Arda seni çok sevse ne olacak? Hı? Sen bu kadının sevgisini gerçekten istiyor musun?